Odak programına hoş geldiniz. Bu akşamki odak programında İstanbul Sözleşmesi'nden fesih kararını mercek altına alacağız. Konuklarımızda CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka ve HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran olacak. Odak başlıyor. Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi ile başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilme ile de bitecek değildir. Sakin olsan hadi. Sakin olsan hadi. İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararını CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka ve HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran değerlendirecek dedik. İki konuğumuz da Skype hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, iyi akşamlar. Sayın Nazlı Aka, sizinle başlamak isterim. Şu anda biz de ekranlara getiriyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir'de kadınlar bu fesih kararına karşı yürüyüşler düzenledi. Kararı tanımıyoruz dediler. Şu anda ekranlara da canlı olarak İstanbul Taksim'deki kadınların yürüyüşü geliyor. 2011'de imzalandı İstanbul Sözleşmesi. İsmini de İstanbul'da imzalanmış olmasından alıyor. 10 yıl sonra Türkiye'de ne değişti de bu karardan, bu sözleşmeden fesih gibi bir karara imza atıldı? Sizin de ifade ettiğiniz gibi 2011 yılında imzalanmıştı. 2012 yılında iç hukuka uyarlanarak 6284 devreye girmişti. 2014 tarihinde de mecliste oylanarak ve onaylanarak yürürlüğe girmişti. Ben her evresinde de milletvekili olma onuruna sahibim. O yüzden o dönemde yapılan konuşmaları, İstanbul Sözleşmesi'nin yere göğe sığdırılamama halini çok net hatırlıyorum. Bizler de çok gururlanmıştık. O zaman mecliste 4 partiydik ve 4 parti birden olumlu yönde oy kullanmış. Herkes çok olumlu konuşmalar yapmıştı. Biz sadece şunu söylemiştik yalnız muhalefet olarak. Evet, imzaladık ama bakalım imzaladıktan sonra uygulanacak mı, takip etmeye devam edeceğiz diye. Şimdi İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak en sık yapılan eleştirilerden bir tanesi, böyle bir sözleşmenin varlığına rağmen kadına yönelik cinayetlerin, istismarların, çocuğa yönelik istismarların, taciz tecavüz vakalarının devam etmesi. Evet, tabii devam etti çünkü sözleşme sadece imzalandı, uygulanmadı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi ile başlamamıştır diyor. Evet, çünkü kadına yönelik şiddetle mücadeleleri hiç başlamadı zaten. Başlamadı ki bitsin. Bakın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak fesih kararı açıklandıktan sonra İçişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki 34 gün önce, fesihten 34 gün önce 34 kadın katledilmişti. Fesih kararından sonraki 34 günde 25 kadın katledildi. Yani 25 canın katledilmesini kabul edilebilir bir mesaj olarak veriyor insanlara. Bakın insan hayatından bahsediyoruz. 25 candan bahsediyoruz. Hayattan koparılan 25 kız kardeşimizden bahsediyoruz. Ama buna rağmen kendisi böyle bir açıklama yaptı. Sonra Emniyet Genel Müdürlüğü bunu retweet etti. Genel tepkiler üzerine retweet'i silmek zorunda kaldılar. Yani özetle İstanbul Sözleşmesi... Evet, gerçekten de son derece o dönemde olumlu bir havayla imzalanmıştı. Ancak gerekleri yerine getirilmeyince bugün özellikle bir takım cemaatlerin, tarikatların baskısıyla ve AKP'nin Türkiye'yi değiştirme, dönüştürme projesinin kendi bakış açısıyla ve kendi ideolojisiyle değiştirme, dönüştürme projesinin projesiyle ters düştüğü için sözleşmeden çıkma kararı verildi. Ama şunu da hemen söylemek isterim. Metropol'ün yapmış olduğu bir araştırma var. Buna göre her 3 AKP seçmeninden birisi sözleşmenin fesih kararını doğru bulmadığını ifade ediyor. Gene her 3 MHP seçmeninden birisi de sözleşmenin fesih kararını onaylamıyor. Kaldı ki geçen hafta sarayda bir toplantıya davet edildi kadın örgütleri. Ve gerçek anlamda kadın ve LGBTİ örgütü olanlar gitmediler. O toplantıya katılmadılar. Katılanlar arasında da çok yoğun eleştiriler yapanlar olduğu kulis bilgisi olarak bize ulaştı. Evet. Ve o toplantıda zaten Sayın Cumhurbaşkanı da
kadınların bu göstermiş olduğu tepkiden rahatsız olmuş ve işte 1 Temmuz'u bekleyin, ben 1 Temmuz'da bir eylem planı açıklayacağım demiş. Eylem planı açıkladı ama dikkatle dinledim. Eylem planında gerçekten de ikna edici olarak da herhangi bir şeyle karşılaşmadığımı ve en önemli kelime olan eşitlik kelimesini hiç kullanmadığını özellikle söylemek isterim, özellikle vurgulamak isterim. Çünkü biz hep şunu söylüyoruz, Covid-19'un nasıl bir aşısı var? Şiddetin de bir aşısı var, o da eşitliktir. Öncelikle bizim eşit bir Türkiye, eşit bir dünya yaratmamız gerekiyor diyoruz. Ama gördük ki bugün konuşmada birçok mesaj vardı ama eşitlik mesajı verilmemişti. Örneğin işte Türkiye'nin insani ve ahlaki değerlerini yükseltilmesi yönünde bir vurgu vardı. Eşitliğin yükseltilmesi, eşitliğin sağlanması yönünde en ufak bir vurgu yapılmadı. Ama hiç üzülmesin izleyicilerimiz. Biz zaten ilk seçimlerde iktidara gelip hem ilk birinci hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe sokacak adımları atacağız. Hem de İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe soktuktan sonra da sözleşmenin tüm gereklerini yerine getirerek gerçek anlamda ve samimi olarak kadına yönelik şiddetle mücadele edeceğiz. Şiddeti sonlandıracağız. Evet. Sayın Acar Başaran, siz de hoş geldiniz yayınımıza. 10. yılında feshedilen İstanbul Sözleşmesi Türkiye'de kadınlar için ne ifade ediyordu? Kadınlar neden bu fesih kararını tanımıyoruz diyorlar? Ya aslında tekrar merhaba yayın izleyicileri de buradan selamlayalım. Kadın aslında bu alanlarda tam da bugün bu fesih kararını protestoda ediyorlar. Belki onlar şu anda bizim sesimizi duyamıyorlar ama biz onların sesini olduğumuz her yerden aslında isyanlarını duyabiliyoruz. Bu mücadelelerini de selamlayalım buradan bir kez daha. Aslında bildiğimiz gibi AKP iktidarı hiçbir dönem kendini zaten işte kadın erkek eşitliğini sağlayacak bir iddiayla yola çıkmadı. Ya işte birçok demokratikleşme iddialarında bulundu, ülkeyi işte refah seviyesine çıkaracağını iddia etti. Bunlar iddialarıydı, politikaları vardı. Ama AKP iktidar ilk belgelerinden bu yana aslında hiçbir zaman kadın erkek eşitliğini benimseyen, kadınları toplumsal yaşam içerisinde varlığını savunan, özgürlüğünü destekleyeceğini ifade eden tek bir söyleme ve belgeye aslında ulaşamıyoruz. 2000'de da kadınların büyük mücadele, işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınan dosyalar, uluslararası alanda verilen mücadele, içte kadınların verdiği amansız bir mücadeleyle aslında meclise taşınmış ve burada bir imzalanmış ve sözleşme yürürlüğe girmişti. Ama bu süreç içerisinde tabii ki ülkedeki konjonktürün değişmesi, İşte iktidarın bütün yetkileri, bütün gücü tek merkezde toplaması, rejimi değiştirme iddiası. Yani bugün biliyoruz uzun bir süredir aslında bir rejim değişikliğine ülkeyi götürüyor. Ve bunu adım adım ördü. İstanbul Sözleşmesi belki bunun son halkası olarak değerlendirilebilir. Ama bundan önce de işte nafak hakkının tartışılması, kürtaj yasa, işte bizim belediyelerimize atanan kayyumla eş başkanlığın terörize edilmesi, eşit temsiliyetin tartışmaya açılması, kadın kurumlarının 15 Temmuz bahanesiyle Allah'ın lütfuyla kapatılması, yine şu anda birçok yasanın tekrar tartışılmaya açılması ve en önemlisi bir kadın bakanlığı vardı bu ülkede. Kadın bakanlığının isminin tekrar aile bakanlığı içerisine sıkıştırılması, yani kadın aile içerisine sıkıştırılması meselesine döndü ve adım adım son halk olarak İstanbul Sözleşmesi geldi. Ve biliyoruz ki aslında iktidar rejimini inşa ederken tekçi bir rejim inşasına gidiyor. Ve bu tekçi militarist, milliyetçi, cinsiyetçi, dinci bir rejim ve bunun içerisinde kadın yok. Kadın aile içerisinde mümkünse 3 çocuk doğuran, mümkünse biat eden, eğer çalışacaksa toplumsal cinsiyet rollerine göre belirlenmiş işlerde çalışacak, hatta hiç çalışmasın, işte evde yaşlı, engelli ve çocuk bakımını yapsın, işte ev emeğini versin ama bu emeğinin karşılığını almasın, siyasetin içerisinde varlığı olmasın, varlığı olsa da görüntüde olsun ama hakiki bir varlık, hakiki bir mücadele olmasın. İşte tam da bunu dönüştürme süreci içerisinde olduğu için kadınlar bu kadar tepkili, farkındayız. Çünkü mesele sadece bir uluslararası sözleşmenin iptali değil. Aslında bizi makul bir kadın çizgisine çekmeye çalışıyor, ona sıkıştırmaya çalışıyorlar ve kadınlar
kadınlar bunu kabul etmeyecek. Çünkü kadınlar büyük emek, büyük bedel, büyük mücadelelerle bu kazanımları elde ettiler ve bundan özgürlük iddialarından kadınlar vazgeçmeyecek. Kadınlar işte bir tek bir erkeğin bütün yaşamlarıyla ilgili karar vermesini kabullenme durumu söz konusu olmayacak bu süreç içerisinde. Buna itiraz etmeye devam edecekler. Evet. Bize işte ne kadar çocuk doğuracağımız, kaç, nerede çalışacağımızı, siyaseti hangi biçimde yapacağımızı, işte hangi saatte çıkacağımızı, nasıl bir kıyafet giyeceğimizi sürekli telkin eden, başımızı örtecek miyiz, örtmeyecek miyiz söylemlerinde bulunan, işte sistemi örecekseniz de benim istediğim yerde durun durumunu kabul etmiyor kadınlar. Tam da bu nedenle aslında en önemli kazanımlarına bugün kadınlar sahip çıkıyor ve bundan vazgeçmeyecek. Belki evet. Bugün iktidar bundan çekildiğini söylüyor ama kadınların bu verdiği mücadele bu iktidara geri adım attıracak. Bu özgürlük mücadelesi emin olalım. Ben çok inançlıyım çünkü kadınlar bu inançla aslında birçok dönüşüm yarattı. Bu iktidarı devirdikten sonra gerçekten bir kadın özgürlükçü bir sistemi hep beraber yaratabileceğimize inanıyorum. Kadınlar bu iddiada tam da bu nedenle sokaktalar. Yaşamlarını, geleceklerini, sözleşmelerini savunmak için oradalar. Kendi bedenleri, kendi gelecekleri, kendi yaşamları üzerine karar vermek için alanlarda, meydanlardalar. Ve bütün toplamını aslında bugün kadınlar savunmaya devam ediyor. Evet. Sayın Nazlı Aka, Erdoğan'ın konuşmasına siz de değindiniz ama biraz daha bunu değerlendirmenizi rica edeceğim. Şöyle ki, eşitlik vurgusu yapmadı dediniz. Bir eşitlik vurgusu var Erdoğan'ın. O da şöyle ki, diyor eğer bir kadın sorunu varsa, işte kadına karşı şiddet varsa bunun bir yönü kadın, bir yönü erkek. Yani kadına yönelik erkek şiddetini kadını da sorumlu tutarak eşitledi. Bu nasıl bir anlayış size göre? Ve bu anlayışın toplumda karşılığı kadına nasıl bir şiddet olarak döner? Bir kere tabii bu bakış açısı bizim için şaşırtıcı değil, yeni değil. Çünkü 2004 yılında kadın dernekleriyle bir araya geldiğinde Erdoğan derneklere karşı ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum demişti. Onun için şiddetten bahsedildiğinde kadının erkeğe uyguladığı şiddet örneklerini verenlerden farklı bir bakış açısı olmadığını görüyoruz. Ve gene kendisi konuşması esnasında bizim ısrarla sığınma evi diye tariflediğimiz yerleri konuk evi olarak tanımladı. Bunu yaparken tabii yaşlı bakım evleri, engelli evleri gibi diğer evlerle adetsel olarak birleştirerek Türkiye'de sığınma evi sayısını olduğundan yüksek gösterme eğilimi olduğunu uzun zamandan beri biliyoruz, görüyoruz. Üstelik de sığınma evindeki kadınlar en temel hakları olan oy kullanma hakkına dahi sahip değiller. Ayrıca sığınma evindeki kadınlar korunaklı değiller. Çünkü ben sığınma evinin durağında ineceğim diyerek otobüse binen kişiler olduğunu da çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla yapmış olduğu konuşmada dikkat çekici olan unsur belki şu olabilir, bundan sonra veri tutacağız dedi. Bizim en temel sorunlarımızdan birisi verilere ulaşamamak. Çünkü 3 dönem milletvekilliği yapmış birisi olarak, bu dönem milletvekilliği yapan arkadaşlarımı da iyi takip eden birisi olarak, bir siyasetçi olarak görüyorum ki önergelere, özellikle veri bazlı önergelere yanıt verilmiyor. Yani Türkiye'de kadına yönelik şiddetle ilgili ne noktada olduğumuzu biz resmi makamlardan öğrenemiyoruz. Nasıl öğreniyoruz? Kadın cinayetlerini durduracağız platformu çalışıyor. Biyanet çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları da 1 Ekim'den bu yana veri tutuyor gene. İl ve ilçe bazında verileri tutuyoruz. Ve örneğin bu 103 gün içerisinde en az 83 kadının katledildiğini biliyoruz. Bunun içerisinde şüpheli ölümler yok. Biliyorsunuz bir de evet, işte cam siliyordu, düştü, öldüler var. Evinde ölü bulundu, intihar ettiler var. Örneğin Nadire Kadirova cinayeti, Nadire Kadirova'nın vefatı halen soru işaretli bir vakadır bana göre. Üste kapanmamış bir dosyadır bana göre. Yelda'nın Kaharman'ın vakası gene aynı şekilde üstü kapanmamış bir vakadır bizlere göre. Rabia Naz dosyası gene aynı şekildedir. Yani bu şüpheli ölümleri saymadığımız koşulda bile müthiş bir cins kırım var Türkiye'de. Kadınlar sırf kadın oldukları için katlediliyorlar. Üstelik de yargı kararları da adeta katilleri, tacizcileri, tecavüzcüleri, istismarcıları cesaretlendirir nitelikte. Daha geçenlerde Kayseri'de eşine, evli olduğu kadına ağır şiddet uygulayan
bir erkeğe, darp eden bir erkeğe 2240 TL para cezası verildi. Düşünün, yani şahsım hükümeti döneminde şiddetin cezası 2240 TL'ymiş demek ki. Gene istismara uğrayan çocuklar bunu bir şekilde adli vakaya taşıdıklarında delil yetersizliği nedeniyle istismarcılar beraat ediyor. Öyle ki geçenlerde bir çocuk istismarı kanıtlamak amacıyla tekrar kendisine istismarda bulunan o canavarla bir araya geliyor, ses kaydı alayım diye. Orada bir kez daha istismara uğruyor. Elmalı vakası bizim ilk duruşmasından bile beri takip ettiğimiz bir vakadır. Gene aynı şekilde çocuklar resimler yapıyor, günlüğe yazıyor, psikoloğa anlatıyor. Artık yani düşünün, o yaş çocukların beyninin ön lobu gelişmemiştir. Yani bu şu demek, çocuklar soyut kavramları tarifleyemez. Eğer çocuk o resmi yapıyorsa, o yazıları yazıyorsa, bu aslında çocuğun ya cinsel istismara uğradığını ya da istismara şahitlik ettiğini gösterir. Ama buna rağmen tahliye edilebiliyor sanıklar. Yani gerçekten ciddi bir hukuk garabeti de yaşıyoruz. Ayşe Tuğba Aslan'ı da anmadan edemeyeceğim. Şu 23 kez savcılığa suç duyurusunda bulunan, bugün çok yoğun bir günde, o yüzden kusura bakmayın konuşurken. Rica ederiz, buyurun. Yorgunlukta suç duyurusunda bulunuyor. 4 kez koruma kararı alıyor ve buna rağmen, yani bütün bunlara rağmen gene de boşanmış olduğu eski eşi tarafından satırla kafasına vurularak öldürülüyor ve buna rağmen indirim uygulanıyor. İndirimin gerekçesi şu: boşandıktan sonra sadakat. Sadakat sorgulanıyor. Yani bu tarzda o kadar çok dava var ki, bunlar son birkaç hafta içerisinde sonuçlanmış olan davalar olduğu için dikkatinizi çekmek istedim. Yani özetle Türkiye'de ne yazık ki kadının adı sadece bakanlıktan silinmedi, aynı zamanda eşitlikten, toplumdan da silinmiş durumda. Ama hiç üzülmesin izleyicilerimiz, biz yeniden eşit, demokratik, adil, layık bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Ve buna da çok uzun zaman kalmadı. İlk seçimlerden sonra bunu hayata geçirenler olacağız. Israrla Erdoğan'ın aile vurgusu yapması, eşitlik sözünü söylemediğini siz de ifade ettiniz ama ısrarla aile vurgusu yapması, ulaşabildiğimiz kadın cinayetlerinin zaten yeterli veri olmamasından siz de söz ettiniz. Çok sınırlı sayıda cinayete ulaşabilirken bunların birçoğunun aile içinde öldürüldüğünün bilinmesine rağmen ısrarla aile vurgusu yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü AKP gerçekten de kadına eşit bir birey olarak görmüyor, ailenin içerisinde eritiyor. O yüzden mesela 6284 nolu yasa meclise gelirken, kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasası iken adı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasasına dönüştürdüler. Yani şu mesajı vermek istiyorlar: sen kadın mısın, şiddet mi görüyorsun? Olsun, kol kırılır, yen içinde kalır. Öncelik aileyi korumaktır. Oysa ki hangi aileden bahsediyoruz? Her gün kadının şiddete maruz kaldığı, çocukların buna tanıklık ettiği ya da çocuğun istismara uğradığı bir aile ne kadar sağlıklı bir yapıdır? Bunu sorgulamak lazım. Onların baştan beri bakış açısı böyle. Hatta az önce vekilimiz hani üç çocuk dedi, üç çocuk da demiyor. Bir iflas, iki patinaj, üç el, bize dört beş lazım diyerek kadını adeta bir kuluçka makinesi gibi gören ve sadece geleneksel roller içerisinde sıkıştıran, iş arayan bir kadına bir bakanın ne oldu, evdeki işler yetmedi mi diye kahkaha atan bir anlayışla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bizler kadının ailenin bir bireyi, eşit bir bireyi olarak, ayrıca kadın sorunlarına eğilen bir kadın bakanlığı kurulması konusunda da son derece ısrarcı ve kararlıyız. Bugün yapmış olduğu konuşmada dediğiniz gibi aile vurgusu vardı. Bir de biz bu verilerle ilgili olarak bir projeyi hayata geçirdik. Yaşamak projesini ve şu anda Türkiye'nin şiddet haritasını çıkartıyoruz. Ve bizdeki verilere göre bize ulaşan, yani mağdur olarak bizim alo şiddet hattımızı arayan 444-82-85'i arayan kadınların %51'i şiddeti en yakınlarındaki erkekler tarafından görüyorlar. Yani çoğunlukla da bu kişi eşleri oluyor. Yine yüzdesel dağılıma baktığınızda baba, abi, ailedeki diğer erkekler gibi figürler de yine bu oranlara yansıyor.
Onun için tam da sizin söylediğinizi aslında destekleyecek bir veri olduğu için paylaşmak istedim. Evet. Şimdi bundan sonra bakalım onlar böyle bir veri analizi yapacaklarmış. Hani 19 yıl sonra akıllarına gelmiş, günaydın diyeceğiz. Tabii bu arada şunu da özellikle vurgulamak isterim. Yani bu haksız ve hukuksuz kararın elbette bir geri dönüşü olacaktır. Çünkü Danıştay'ın verdiği kararı da eğer inceleyebildiyseniz 3'e karşı 2 oyla geçti. Yani bıçak sırtında geçti ve karşı oy kullananların muhalefet şerri aslında bu kararın hukuksuz olduğunu bir kez daha ortaya çıkarır nitelikteydi. Yani hem usulde paralellik ilkesi gereği meclis kanalıyla alınmış olan, meclis kanalıyla yürürlüğe girmiş olan bir kanunun gene meclis kanalıyla yürürlükten çıkabileceğinin ifadesi vardı. Hem fonksiyon gaspına değinilmişti. Yani yürütmenin kendini yasamanın yerine koyamayacağına değinilmişti. Hem de anayasaya aykırılıktan bahsedilmişti. Ve anayasanın 90. maddesine göre uluslararası sözleşmelerin kanun hükmünde olduğu bilgisi vardı. Onun için biz bu işin peşini hiçbir anlamda bırakmayacağız. Hukuken de bırakmayacağız. Ama tekrar söylüyorum, zaten ilk seçimlerden sonra da ilk bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe sokacak olan adımları da atacağız. Evet, Sayın Ayşe Acar Başaran, siz de tekrar yayınımızdasınız. Şimdi yargı pratiği kadına yönelik şiddette size göre nasıl bir sınav veriyor? Zaten erkek şiddetine karşı korunmayan kadın yargı karşısında da kendisine uygulanan şiddeti nasıl savunabiliyor? O erkeğe ceza alması sağlanabiliyor mu? Ayrıca bu şiddet karşısında hayatını savunan kadınlara karşı yargı nasıl bir sınav veriyor size göre? Ya aslında Türkiye'de zaten maalesef bir yargıdan söz etmek artık imkansız bir durumda. Çünkü daha çok iktidarın ya da ittifakın, şu anda ülkeyi yöneten ittifakın işte politik görüşlerine göre, politikalarına göre tavır alan aslında bir birim olarak belki tanımlamak mümkün. Çünkü gerçekten hakkı, hukuku, yasaları, anayasayı, uluslararası sözleşmeleri tamamen askıya almış. İşte tek adamın verdiği fermanla hareket eden bir yargı var karşımızda. Yani tabii ki bu toplam bir Türkiye'de bir adaletsizlik probleminin olduğunu hep beraber görüyoruz ve şahitlik ediyoruz. Yani bu belki yeni değildi. Döneminde işte cemaat daha güçlüyken onlar eliyle yürütülüyordu. Ama bugün bunun daha da derinleştiğini, daha da büyüdüğünü, artık yasaların uygulanamaz hale geldiğini, anayasanın uygulanmadığını, bakın İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilme kararı bugün resmiyette aslında kabul edilmiş oldu uluslararası hukuka göre. Usul yanlıştı, usul kabul edilemezdi, usulde paralellik ilkesi uygulanmamıştı. Meclisten bunun geri çekilme kararı alması gerekiyordu. Ama velev ki bu usul doğru bile olsa, velev ki yanlış, bu usul doğru bile olsa bu 3 ay aslında bu uluslararası sözleşmesi yürürlükteydi ve anayasanın üstünde hükümler, anayasa hükmünde kabul edilir ve aslında bütün mahkemelerin bunları uygulaması lazımdı. İşte kolluğun bunları uygulaması gerekirken işte 20 Mart'ta bir gece yarısı Cumhurbaşkanı ben bu sözleşmeden geri çekildim dedi. Kadınlar sabahında karakola gittiğinde artık bu yasa yok dediler kadınlara. İşte gidip delil sunmanız gerekiyor dediler koruma için ya da başka birimlere yönlendirildiler. Aslında var olan bir uluslararası sözleşmenin uygulanmadığı bir süreç var. Ama tabii ki bir taraftan da... Burada araya girmek isterim. Ya da erkekler dediler ki biz şiddet uyguladık ama ne kadar indirim alacağız? İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı nasılsa. Tabii ki cezaevlerinden aradılar erkekler kadınları. Bu infaz döneminde de benzer bir pratik yaşamıştık. İnfaz yasasında kadına ve çocuğa karşı suç işleyenler serbest bırakılmayacak gibi bir propaganda yürütüldü ama en fazla kadına ve çocuğa karşı suç işleyenler, çeteler, mafyalar salındı. Ve erkekler o dönemde yine cezaevlerinden, özellikle açık cezaevlerinden bu dönemde avukatlarını aradılar. İşte nasıl ne zaman serbest kalacağız, yine kadınları arayıp tehdit ettiler. İşte İstanbul Sözleşmesi ortadan kalktı. Onu bırakın, sosyal medyadan neredeyse tehdit edilmeyen kadın kalmadı. Bakalım şimdi ne yapacaksınız? Bu yasa vardı, sizi koruyordu, uluslararası sözleşme artık yok. Az önce Aylin Hanım da söyledi. İçişleri Bakanı yürürlükte olan bir sözleşmenin yürürlükte olmaması üzerine bir veri paylaştı. Bence bu bir skandaldı, bir hukuk skandalı. Kendi hukuk devleti denilen bir ülkede
diyen bir ülkede bu tür pratikler yargılanma gerekçesidir. Yani siz anayasayı yok sayıyorsunuz. Anayasayı yok saymak anayasaya göre suç, Türk Ceza Kanunu'na göre suç ve yargılanmanız lazım. Şimdi bu kadar karanlık bir tablo var ama bir taraftan da gerçekten zaten hiçbir zaman kadından lehe tavır almayan bir adalet var. Yani neredeyse bin yıllardır bu topraklarda adalet ve kadını bir arada bir cümle içerisinde göremezsiniz. Adaletsizliği görürsünüz ama yani yoktur. Onun için kadınlar mesela erkek adalet değil, gerçek adalet derler. Erkeğin bize sunduğu adalet değil, gerçek, hakiki adaletin peşindeyiz der. Ve erkekler mahkeme salonlarına gittiğinde bunu çok iyi biliyorlar. Tam da bu nedenle aslında işte yargılanmayacaklarını bildikleri için, cezasızlık politikasının yaygın uygulandığını bildiği için, neredeyse kadınlar suçlu duruma getirildiği için bu durumları da yaşadı. İşte yakın örneklerden onlarca kadın var. Katledilmiş ama öldürülmesini suçlusu ilan edilen kadınlar var. İşte taciz edildiğinde ama sen şu eteği giymiştin, gece şu saate sokağa çıkmıştın gibi yine suçlanan, toplumsal olarak linç edilen bir gerçekle karşı karşıyayız. Ve erkekler taktıkları kravat, giydikleri takım elbise ile iyi hal indirimi alıyorlar. Çünkü yargı kadından yana tavır takılmıyor. Çünkü bu meseleler yürütülen politikalardan bağımsız değil. Biz her defasında ısrarla belirtiyoruz. İşte kadın yönelik şiddet politiktir, işte kadın cinayetleri politiktir. Çünkü en tepeden başlar. Yani bir ülkenin cumhurbaşkanı, ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum, kadın erkek fıtraten eşit değil diyorsa, açıkladıkları belgelerde, daha önceki belgelerdeki kadın erkek fırsat eşitliği kelimelerini bile cımbızlıyorlarsa, işte bugün güya bir eylem planı açıklıyor ama orada eşitliğin esini geçirmemek için büyük bir çaba sarf ediyorsa, işte önce aile deyip önce aileyi korumak lazım, işte bir tokattan ne olacak, siz de biraz dayanın gibi söylemleri en tepeden başlayıp söylüyorsa, bunun yargıya yansıması zaten ortada. Ama bir taraftan da işte kendini savunduğu için müebbetle yargılanan kadınlar, evet, var. Ki bırakın şu anda sadece kadınlar için değil, doğadaki bütün canlıların kendini savunma mekanizması var ve biz bununla suçlanamazlar. Ama kadınlar kendilerini savundukları için müebbetle yargılanıyorlar. Yine kadın mücadelesi yürüttükleri için yargılanıyorlar. Bakın, İstanbul Sözleşmesi'ni savunan kadınlar yargılanıyor bu ülkede. Yürürlükte olan bir sözleşmeyi uygula dedikleri için işte polis şiddetine maruz kalıyorlar. Tecavüz, taciz tehdidiyle yüz yüze kalıyorlar ve yargılanıyorlar. Bizim işte Ankara Kadın Platformu içerisinde bizim kadın meclis üyelerimiz de var. Bundan yargılanıyor. Cezaevlerinde şu anda onlarca kadın 8 Mart'a 25 Kasım'a katıldığı için, kadın mücadelesi yürüttüğü için cezaevinde. Onun için ya bu yargı sistemini değiştirmenin yolu güçler ayrılığı, ama bu iktidarın böyle bir derdi yok. Çünkü bu iktidar zaten kendi projesini yargı üzerinden de uyguluyor, kolluk üzerinden de uyguluyor. İşte mecliste ki elindeki çoğunlukla da uygulamaya çalışıyor. Medya araçlarıyla da uyguluyor. Şu anda medya kadınlara yönelik şiddeti örgütlüyor, teşvik ediyor. Dizilerin tümünde işte kadın şiddete uğruyor ama sanki çok olağan bir durummuş gibi yansıtılıyor. Onlarca programda dehşet içinde izlediğimiz programlar var. Şiddeti tetikliyor, militarizmi örgütlüyor. İşte tam da bu nedenle gerçekten buna karşı güçlü bir kadın mücadelesini yürütmek lazım. Sadece parlamentoda da değil, sokakta, alanda, hukukta, diplomaside, sadece Türkiye'de de değil, uluslararası alanda da bunu yürütmek lazım. Çünkü birçok ülke şu anda bu kelebek etkisi diyeceğimiz bir etkiyle şu anda bu sözleşmeden geri çekilme tartışmasını yürütüyor. Polonya benzer bir tartışma yürütüyor, işte Avrupa, Macaristan. Macaristan bu tartışmayı yürütüyor. Biz bu zihniyetin, bu erkek egemen, tekçi, militarist, dinci, daha çok sağ popülist siyasetin bütün dünyada egemen olduğunu ve buna karşı kolektif, ortak bir mücadeleden başka yolumuzun olmadığını bilmek gerekiyor. Tabii ki hukuk mücadelesi de veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Ama biliyoruz ki hukuk tek bir adamın zaten gözünün içerisine bakıyor. Bunu değiştirmek de işte bugün kadınların Taksim'de verdiği mücadeleyle olur, Ankara'da verdiği mücadeleyle olur, Diyarbakır'da verdiği, Dersim'de verdiği mücadeleyle, İzmir'de verdiği mücadeleyle ve hep beraber mecliste muhalefet, özellikle muhalefet partisindeki kadın milletvekillerinin, ama diğer vekilleri, diğer kadınları da bir arada tutarak
gerçekten özgürlük mücadelesi vererek aşabileceğimizi düşünüyorum. Kadınlar özgürlükten vazgeçmeyecek, bunu bilsin iktidar. Bence çok sert bir kayaya çarptı. Çünkü kadınlar artık işte 1000 yıl önceki bir tarihe geri dönmeyecekler. Büyük bedeller ödedik. Yani bizden mirasını devraldığımız gelenekler, işte cadı diye yakıldı kadınlar. İşte cezaevlerinde çürütüldü kadınlar. Sokak ortasında katledildiler. Tecavüze uğradılar sırf mücadele yürüttükleri için. Biz bu mücadelenin bu devamını yürütüyoruz bütün kadınlar olarak. Ve bu özgürlüğü sağlayacağız. Tam da şu an bence kadınların özgürlük zamanı. Ne Erdoğan, ne AKP, ne MHP, ne yürütülen bu politikalarda buna engel olamayacak. Bunu işte bugün gördük. Kadınlar Taksim'de barikatı açtı. İktidarın da kurduğu barikatları mutlaka yıkacağız. Sayın Aylin Nazlı Aka, Sayın Ayşe Acar Başaran, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Kadınlar tüm bu baskılara rağmen hiçbir koşulda alanları terk etmedi, haklarını savunmaya devam etti. Sizler de politikacılar olarak kadınların haklarını savunmaya devam edeceksiniz. Biz de takipçisi olacağız. Çok teşekkür ediyoruz bu yayın için. Ben de bir cümle olarak adam tek biz çokuz diyeyim. Onun için eninde sonunda kadınlar birden büyüktür diyerek bağlayalım programı. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sizin de emeklerinize sağlık. Bu akşam Odak programında İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararını değerlendirdik. İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında İstanbul'da imzalandığı için bu isimle uluslararası alanda anılıyordu. Türkiye ilk imzacısıydı bu anlaşmanın, bu sözleşmenin. Kadını erkek şiddetine karşı korumayı amaçlıyordu. Tek cümleyle değerlendirmemiz gerekirse. Ama ne olduysa 10 yıl sonra AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mart gecesi bir cuma genelgesiyle tek başına Cumhurbaşkanlığı kararıyla ben bu sözleşmeden çıkıyorum dedi. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni feshettiğini açıkladı. 20 Mart'tan bu yana kadınlar sokaklarda bu kararı protesto ediyor. Bu karar 1 Temmuz itibariyle geçerli oldu. Bugün itibariyle Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmış oldu. Ancak kadınların mücadelesi mutlaka sürecek. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka ve HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran da kadınların mücadeleye devam edeceklerini söyledi. İyi akşamlar.